Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Ajaz'ın AK820 Pro modelini anlatacağım. Yaklaşık olarak 4-5 gün kadar kullandım ve kullanım deneyimlerimi, eksilerini, artılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu ürün bana arkadaşlar sponsor tarafından gönderildi, incelemem için gönderildi. Sizlere şeffaf olacağımı onlara da söyledim, size de söylüyorum. Eksi ve artılarını zaten videonun sonunda bulacaksınız. Dilerseniz daha fazla lafı uzatmadan kutu tasarımıyla başlayalım. Kutu tasarımına geldiğimiz zaman kutusu gerçekten çok güzel. Yani en azından odanızda herhangi bir köşeye koyduğunuz zaman sırıtacak seviyede değil arkadaşlar. Kutu içeriğine geldiğimiz zaman ise kekep sökücü ve switch sökücü bir arada. Type-C kablolu kullanmak isterseniz. Bir de USB dongle, bu da zaten 2.4 GHz. Bunu da kablosuz kullanmak isterseniz kullanabiliyorsunuz. Klavyenin malzeme kalitesine geldiğimiz zaman ses tekerleği hariç her yer plastik, hatta üst plate dahil. Bunu özellikle söylüyorum çünkü çok switch değiştiren arkadaşlar varsa üst plate zarar verebilirler. Ses tekerleği hariç dedim çünkü ses tekerleği alüminyumdan sağa sola, yani açma kapama, bir de üzerine basarak sessize alma komutu yapabilirsiniz bu ses tekerleğinde. Bu klavyeyi diğer klavyelerden ayıran özellik ise burada görmüş olduğunuz ekran arkadaşlar. Bu da tam bir K-Caps boyutunda olduğunu söyleyebilirim. Hatta buradaki ekran yüzünden delay tuşu üst tarafa alınmış durumda. Klavye %75 olarak tasarlandığı için yukarıda F tuşlarını görebilirsiniz. Ve İngilizce dizilimi olduğunu da sizlere söyleyeyim. Bu bir sorun mu? Bence şu an değil. Çok beğendiyseniz bu klavyeyi Wraith üzerinden Türkçe puntalı K-Caps alabilirsiniz. Ve Cherry profilinde olduğunu da söylemiş olalım. Klavyenin arka tarafını çevirdiğimiz zaman bağlantı seçeneklerini burada görebilirsiniz. Windows, Mac, Bluetooth, USB, yani kablolu ve 2.4 GHz bağlantısı olduğunu görebilirsiniz. Tabii bu bağlantıların burada ne işi var diye sorabilirsiniz ki ben zaten öyle sordum. Normal şartlarda klavyenin bağlantı seçenekleri burada oluyor arkadaşlar. Bunlar buraya getirip koymuşlar. Yani eğer klavyenizi kapatmak istediğinizde klavyenizi ters çevirip USB moduna almanız gerekiyor. Bu gerçekten çok garip olmuş. Burada USB dongle saklama yerini görebilirsiniz. Ve mıknatıslı olduğunu şöyle size şöyle göstermiş olayım. Ve iki tür ayak var. Yani birinci kademe ve ikinci kademe şeklinde. Ve dört tane kaydırmaz taban var. Ve bu kaydırmaz tabanların yeterli olduğunu da söyleyeyim sizlere. Bu klavye hem 3000 hem de 5000 destekliyor. Manyetik switchler hariç istediğiniz switchleri bu klavyede kullanabilirsiniz. Bu elimde tuttuğum klavye ise Gift switchlerle birlikte geldiğini söyleyeyim. Bu Gift switchler Ajaz'ın kendi ürettiği 5000'li switchler arkadaşlar. Hissiyat olarak Red Switch'ten bir fark olduğunu sizlere söyleyemem. Yani Red Switch'te nasıl bir hissiyat alıyorsanız bu klavyede de aynı hissiyatı alacağınıza emin olabilirsiniz. Bu switchler fabrikadan yağlı bir şekilde geliyor. Ben de içini açıp baktığım zaman gerçekten yeterli bir derecede yağlandığını gördüm. K-Caps'ler PBT Double Shot olarak geliyor. Double Shot çok iyi. PBT olması zaten ayrı bir kalite. Fakat şeffaf değiller. Geceliğin kullanırken zorluk yaşayabilirsiniz. Klavyenin içini açıp baktığımda klavye 4000 mAh'lık pille beraber geliyor arkadaşlar. Ve bu gerçekten uzun kullanım anlamına geliyor. Ve klavyenin içinde yalıtım olarak silikon, köpük ve gasket mount uygulanmış. Bu da gerçekten yalıtım olarak, ses olarak mükemmel bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Hatta gelin size switch seslerini dinleteyim. Evet, programı nereden indireceğiz? Ajazstore.com'a giriyorsunuz. AK820 Pro'ya buluyorsunuz burasını. Biraz aşağı iniyorsunuz. Aha burada. Ajaz AK820 Pro Driver Download. Tıkladım. İndirdiğim zaman şöyle göstereyim. Bunu da şöyle bir kapatayım. Bak, program burada arkadaşlar. Aynen bu şekilde gözükmesi lazım. Çift tıkladım, girdi. Burası geldi. Buna da sol tıkladım, girdi. Burada bir uyarı yapayım hemen. Şöyle göstereyim. Şurası. Buraya dan sonra ilerlemek için arkadaşlar, buraya diyecektim. Buradan ilerlemek için 2.4 GHz değil, Bluetooth değil, kablolu bağlanmanız lazım. Kablosuz haricinde bundan sonrasına izin vermiyor. Yani burada böyle takılıp kalan, işte niye girmiyor diyen arkadaşlar varsa USB kablonuzu takın, USB bölümüne getirin. Bundan sonra yavaş yavaş ilerleyeceksiniz. Tıkladım, girdi. Atamaları yaptığım yer, makrolamaları yaptığım yer, LED'leri ayarladığım, yani RGB ayarladığım yer,
LCD ekranı ayarladım yer. Şu ikisi burada çalışmıyor. Yani şöyle tıklayayım ama herhangi bir komut veremiyorum buraya. Bu da aynı şekilde bakın şu an tıklıyorum. Herhangi bir şekilde geçiş yapmıyor. Burası da müzik kısmı. Yani herhangi bir müzik çalıyorsanız klavyenize LED olarak aktarmak için burada da seçenekleri zaten var. İşte kısıyorsunuz vesaire vesaire. Artık buraları kendiniz kurcalayarak öğrenebilirsiniz. Yazılımım da buydu arkadaşlar. Evet, şimdi biraz RGB'den bahsetmek istiyorum. Biliyorum konuyu hep uzatıyorum ama aldığınız zaman gerçekten hakkıyla bir ürün almanızı istediğimden dolayı uzatıyorum. Bu yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi gündüz gözüyle şöyle bir baktığınız zaman benim hatta stüdyo ışığım var burada. Gerçekten güzel gözüktüğünü görebilirsiniz. Burada bir tane ekran var. Bu ayrı bir hava katıyor. LED en azından güzel gözüküyor şeffaf olmamasına rağmen. Ama şimdi iş akşama döndüğü zaman gerçekten çok kötü. Bak gerçekten size söylüyorum çok kötü. Nedenini söyleyeyim. Şeffaf değil switchler arkadaşlar. Milky tarzında buzlu. Bunu geçtik. Kuzey değil güney. Şimdi diyeceksin ki abi güney çok çok daha iyi. Evet ben de biliyorum. K-caps değiştirdiğiniz zaman, cherry profil aldığınız zaman güney sıkıştırmazken kuzey sıkıştırıyor. Ama RGB kısmına geldiğiniz zaman güney ışığı alttan veriyor. Ki bunlarda gasket mount olduğu için bak buradan yükselti var. RGB iyice kısıyor ve bundan dolayı daha da kötüleşiyor buradaki RGB. Kuzey olsaydı çok çok daha olacaktı. Bir de gelelim switchlerin tam orta kısmında arkadaşlar LED'in yani aydınlatmayı dağıtacak yer yok. Bir de o da eklenince inanılmaz derecede kötü olduğunu söyleyebilirim LED kısmının. Gündüz herhangi bir sıkıntı yok ama geceliğin gerçekten kötü olduğunu sizlere söyleyeyim. Bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Gece gündüz ben çünkü LED kullanmıyorum. Ama sizler için bir şeyler ifade ettiğini düşündüğümden dolayı anlatmak istedim. Klavyenin eksi ve artılarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle eksileriyle başlayayım. Yazılımını beğenmedim. Bu kişisel olabilir. Yazılımını beğenmedim. Artı yazılımına sadece kabloyla bağlantı yapabiliyorsunuz. 2.4 GHz ile bağlantılıyken mesela ben şu an kesinlikle yazılımına giremem. GIF değiştirmek istedim, atama yapmak istedim. Anlık bir şekilde illa kabloyu burada tutmanız lazım. Benim gibi kabloyu tutmazsanız ne olur? Giremezsiniz. Haydi kutusundan kabloyu çıkart vesaire vesaire. Yani bu bayağı bir saçma olduğunu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. O zaman ben bu klavyeyi neden kablosuz diye tercih ediyorum. Böyle bir sıkıntı var. Baştan size söyleyeyim. Bir de şöyle göstereyim. Zaten bunu göstermiştim ama arkasında bağlantı yerleri var. Ben klavyemi kapatmak istediğim zaman USB modunu almam lazım. Şöyle alayım görün. Ben bu USB modunu almak için her akşam bunu böyle ters çevir. Tekrar bunu buraya koy. Bununla uğraşmamayacağım arkadaşlar. Yani şu arkasına PCB zaten gördünüz. Şuraya koyabilirdi çok rahat bir şekilde. Buna PCB müsaade ediyor. Yani ekranın devreleri burada. Buraya koy. Buraya koy. Başka bir yere koy. Bak zaten bunu buraya koymuşsun. Yani bunu buraya koyabilen arkadaş. Buraya koyabilen arkadaş pardon. Büyük ihtimal buraya da koyabilirdi diye düşünüyorum. Zaten PCB baya baya bir müsaitti. Bunu buraya arkaya koymanın mantığını ben anlamadım şahsen. Bunu da buradan sizlere söyleyeyim. Bir diğer eksimiz hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Dongle'la geliyor. Bu dongle arkadaşlar maalesef direkt olarak bilgisayarınıza bağlanıyor. Yani şöyle göstereyim. Şurada mouse'larda hani olan bu uzatma yeri var ya. Şu uzatma bu klavyeden çıkmıyor. Uzatma olmayınca ya 1000 Hz desteklemiyor mu diyorsunuz. Evet 1000 Hz destekliyor. Ama eğer kasanız size uzaksa yani benimki olduğu gibi uzaksa size. Mesela şunu şuradan bir bağlayayım. Bu sefer pilini çok yiyor. Kullanım süresi kısalıyor. Ne gerek var? Altı üstü bir tane şunun gibi bir uzatma koyacaksın. Dandik de koysan olur. Çok önemli değil. Hem net bir şekilde 1000 Hz yakalamış oluruz. Hem de kullanım süresini uzatmış olurduk. Bu da bence bu tarz bir klavye için bir eksidir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet artılarından bahsetmem gerekirse arkadaşlar ben yazım hassasiyetini beğendim. Yani üst seviye klavyelerle birebir aynı olduğunu söyleyeyim. Gift switchlerle alakalı böyle şüphem vardı. İçini açtım. Bakın size çok net söyleyeyim. Getron V2'lerle neredeyse aynı kalitede. Hiçbir fark yok. Büyük ihtimal kaliteli bir switch ürettiklerini size söyleyeyim. Yani elbette ki sıkıntı çıkabilir. Çok uzun süre kullanmadığım için bilmiyorum. Ama şöyle bir gözle kararlaştırdığım zaman, baktığım zaman herhangi bir fark ben görmedim. Şöyle büktüm, eğdim switchlerini ama vallahi bir fark yoktu. Bunu buradan sizlere söyleyeyim. Red switch gibi olması ki ben red switch hayranıyım. Red switch gibi olması da ayrı bir güzel olduğunu şimdiden söyleyeyim. Kablosuz, Bluetooth ve kablolu kullanılması da ayrı bir güzel. Gift sevenler için bazen böyle şey oluyor. Bazı arkadaşlar hasta oluyor. Ekran hastası. Gift sevenler için de ekranlı olması da gerçekten ayrı bir özellik olduğunu söyleyeyim. Ve ses tekerleği. Evet birçok kişi beğenmeyebilir. Yani ne alaka diyebilir ama ben ihtiyaç diyorum arkadaşlar. Şu ses tekerleği hayat kurtarıyor. Yani sesi aç kapa, kulaklıktan ara vesaire vesaire ihtiyaç bırakmadan buradan rahatlıkla sesi açıp kapayabiliyorsunuz. Bu da bence güzel bir artı olduğunu söyleyeyim.
Benim söyleyeceklerim bu klavye hakkında bu kadar arkadaşlar. Bir şeyler söylemek istiyorsanız yorumlar kısmında sizleri bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.